Önceki videoda kaldığımız yerden burada Lunge'u değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Genel ve ana hatlarıyla Lunge coin üzerine konuşup değerlendirmeye devam edeceğiz. Videoyu beğenelim, onu hatırlatayım ben tekrar. Videoya beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Bunu gerçekleştirmeyi unutmayalım. Beğenmeniz önemli. Abone olmayanlar da tabii ki kanala da abone olsunlar. Bu da mühimdir. Abone olalım. Videoyu da beğenelim lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. En son ekibin çeşitli haberlerinden bahsetmiştik. Bunun etkilerinden konuştuk. Farklı altcoin'lerle alakalı bu arada dediğim gibi diğer kanalda konuşacağız. Burada daha Lunge ağırlıklı ve muhtemelen Peep hakkında falan da konuşacağız yani gün içinde. Onu da ifade edeyim kısaca. Lunge ile alakalı pozitiflikten bahsediyorduk ve ekibin verdiği trilyonluk yakım haberi vesaire. Bu arada trilyon yakmayacaklar. Adamlar sadece FOMO'yu artırabilmek için açıkçası milletimi kerizliyorlar diyeyim. Ne diyeyim yani, bir şey de bulamadım. Böyle söylemek istemezdim ama onu söylüyor. Gerçekten de yakım da yapıyor. Tabii USDC yakımı duyurdular 800 milyon. Daha farklı haberler var. Gelecek 6 haftanın içerisinde parti parti olmak suretiyle yükseltmeler olacağını da duyurdular. Dolayısıyla güzel işler çıkıyor. Büyük bir FOMO var ve fiyatlar pozitif noktaya gitme performansında bulunuyor. %340 yükseliş diyor. Doğrudur. Fiyatlarda yükselişler ben de bekliyorum diye ifade etmiştim Lunge'da. Piyasadaki pozitiflik sürdüğü müddetçe Lunge'da hareketi devam ettirecektir. Daha ne diyeyim yani bu konuda? Özellikle kısa orta vadeli harekette ki aksi olması için yani bir negatiflik olması için herhangi bir durum yok. Herhangi bir sebep vesaire de bulunmuyor. Bunu da bu şekilde söylemiş ve ifade etmiş olalım. Piyasada her şey yolunda, işler yolunda. Terra Classic'in diyor bu potansiyeli kripto para toplumunda büyük heyecan yaratıyor, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Evet, daha önce de bahsettik bundan. Bu zaten mesela Shiba ve Lunge. Bunlar bu konuda çok bilinirler. Bunlar öyledir ki piyasaya acemi trader geldiği zaman önce gözünü bunlar da açar. Evet. Bu çok fazla acemi trader olduğunda muhakkak bunların alımına maruz kalırlar. Tamam mı? Çünkü piyasaya adam girer, şöyle bir bakar, o FOMO'ya illaki kapılır. Bir nasıl diyeyim, kar topu etkisi gibi. Bir bakıyor Lunge işte uçuyor falan böyle. Zaten önde 5 tane sıfır var. Örnek veriyorum yani. Lunge'u da öylesine söyledim. Lunge için de geçerli de. Hemen alım yapmaya çalışıyor. Halbuki fiyatı uçmuş. Yani kripto para biriminin zorlu zamanlardan güçlü bir şekilde toparlanması yatırımcıların umutlarını artırıyor. Gelecekteki getiriler konusunda iyimserlik yaratıyor diyor. Evet. Öte yandan altcoin topluluğu da proje konusunda oldukça tutkulu. Bu desteğin devam etmesi olumlu bir duygu artışı sağlayabilir. Eski gücünü geri kazanması için geliştiriciler ve doğrulayıcılarla aktif olarak çalışıyor. Dijital varlık arzının azalmasın, fiyatın yükselmesine yardımcı olduğu deflasyonist bir modelde çalışıyor. Lunge topluluğu token yakımları için arzın ha bir de tabii doğru iyi hatırlattı. Şimdi şöyle de bir durum var. Doğru söylüyor. Bunu da unutmayalım. Şu anda USDC yakımı için çalışıyor adamlar. Yani yakım üzerinde çeşitli haberler verilebilir. Burada mesela Binance'ın yapmış olduğu şey, Binance'ın son yakımı boş verin. Son yakımdan ziyade adamların zaten farklı haberler verme ihtimali yüksek. Daha önce de bahsettim. Millet başladı şey yapıyor, Richard yok efendim, Richard Tank geldi CZ'den, işte sıkıntı çıkar mı? Bu adam destekleyecek mi? Eşek gibi destekleyecek. Bir de desteklemeyecek mi? Yani zaten yatırımcı kaybetti. Ne yapacak? Daha da mı kaybedecek yani? Desteklememe şansım var. Boyuna şey geziyor adamın. Binance'ın sitesinde. 2-3 dolar olacak. 2 dolar olacak. Bilmem ne. Bunun gibi bir şey. Yükselişe başladı. Aa, şurada işte şunu kastediyorum. Şurada bu yükseliş bir başladı. Eyvah. Bir sürü aynı laflar. Nedir o? Ne o işte yok efendim 2 dolar olacak. 3 bir de bir yandan da tabii ki şey de söylüyor. Bir yandan da listeleme yapıyorlar. Şu parite yok
FTUSD paritesi, bilmem ne paritesi falan şeklinde. Bunu bilerek yapıyorlar. Uzun zamandır listeleme misteleme hiçbir şey yok. Bir anda haberler çıkınca bir anda adamlar listelemeye başladı. Tesadüfe bak. Aa, çok garip bir şey yani. CZ de yaptı onu bu arada, tutmadı. Zamanında nerede? Şurada. Fiyatlar düştü. Düştükten sonra yakın mekanizması kurdu. Ondan sonra bir anda patladı ama devamı gelmedi. Öyle de bir durum söz konusu yani. Bunda bile hala şeyler yapabilirler. Yakım konusunda ortaya çıkabilirler. Potansiyel olarak hala Binance eski yakım oranına yeniden getirebilir. Ki ben yapacaklarını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yapmazlarsa bu ekibin zafiyetidir. Çünkü üzerlerine giderlerse yapılacağını herkes tahmin edebilir. USDC için de yakın mekanizması olacak. Bakalım. Alev alev. Binance yaptığı duyuruyla diyor bu altcoin'in fiyatını yükseltti. Binance Lunge ekosistemi için önemli bir duyuru yaparak 2,21 milyar adet Lunge yaktığını duyurdu. Binance ve topluluğun yaptığı token yakımlarıyla diyor. Yakılan Lunge miktarı 100 milyar adedi aştı. Binance'ın token yakımlarının devam ediyor oluşu Lunge'un dolaşımdaki arzını azaltarak değerini artırma kararlılığını gösteriyor diyor. Aynen öyle. Adamlar tabii ki bu yakımı yaptıkça şimdi adamlar bir yakım yapıyor. Millet de başlıyor. O ekip zaten demişti ki 3,5 trilyon yakımı yapılacak bilmem ne. Bu tarz bir şeyler. O yüzden FOMO'yu da artırıyor yani. Buraya da dikkat etmek gerekecektir. Bu da önemli bir husustur. Önemli bir unsurdur. Binance'ın yaktığı miktar çok yüksek değil ama gerçekten de işte şu an bulunulduğu gibi hacim artarsa, hacim bakınız arttıkça daha fazla noktaya geldikçe, daha da hacimlendikçe bu sefer tabii ki daha ileri noktaya geliyor. Bunun da altını çizmek lazım. Hacim ilerledikçe yakım ilerliyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance diyor. Lunge ekosistemine ve ekosistem altcoin'lere etki edecek önemli bir girişimle devam eden token yakım mekanizması 29.sunda 2,21 milyar adet Lunge yaktığını açıkladı. Bu hamleyle birlikte diyor Lunge topluluğu için önemli bir kilometre taşı oluşturdu ve toplam token sayısı 102 milyara ulaştı yakılan. Bu miktara diyor Binance 53 milyar ile karşımıza getirdi şeklinde ifade ediyor. Evet. Binance'ın yakımları doğrudur. Gerçekten de pozitiflik sağlamıştır. Artışı getirmiştir. Ve bu noktada önemlidir. Sonraki videoda da konuşmayı sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.